Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf müzik dersi, 2. dönem, 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 4. sınıf yazılıları da sağ üst köşede bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hafif güneşli bir hava, şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Güneş ışının da şöyle çok düşmesin. İlk sorumuzla başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi bize bazı kelimeler vermiş. Bunlar neymiş? Bakalım. Nasrettin Hoca, dans, geleneksel, İstiklal Marşı, halay, Türk halk müziği ve 8'lik nota olmak üzere bazı kelimelerimiz var. Bunları yerleştirmemizi istemiş. Bunları yerleştirelim. Geleneksel mizah kültürümüzün önemli kişilerinden biri. Eşeğe ters biniyor, oturduğu ağacı kesiyor. Ne yapıyor? Kazan doğurdu diyor. Bunu diyen kişi kimdir? Nasrettin Hoca'dır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Müziklerimizi tanımak önemlidir. Hangi tarz müziklerimizi? Üste bakarsanız ya hocam işte Türk halk müziği derseniz olmaz. Niye? Onu buraya yazamazsınız. Bak, Türk halk müziği müziklerimizi tanımak önemlidir. Tam değil. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz. Mesela geleneksel müziklerimizi tanımak önemlidir şeklinde olacaktır. Peki geldik üçüncü sorumuza. Her resmi törende nokta nokta söyleriz. Bakın, okulun açıldığında pazartesi günü ne yapıyoruz? Hepimiz geçiyoruz, hazır ol diyoruz. Sonra korkma sönmez bu şafak diyerek İstiklal Marşımıza başlıyoruz, değil mi? Aynı şekilde mesela bir futbol maçına baktığınızda yine bir futbol maçı üzerinde İstiklal Marşı olur. Ya da bir bayram kutlaması ya da geçiş töreninde neyi kullanırız? İstiklal Marşımızı okuruz. Bizim milli ve birlik marşımızdır. Duygularımızı hareketlere ifade etme sanatına ne denir? Dans denir, değil mi? Danslarla böyle, hatta bizim İç Anadolu bölgesinin dansı da Angara yöresinin nasıldır? Mesela bak, böyle duygularını ne yapıyorsun? Hareket ettiriyorsun, değil mi? O da bir hareket oluyor. Dans etmiş oluyorsun. Nokta nokta toplu halde el ele tutuşarak, gol gola girerek veya omuz omuza oynayan geleneksel halk oyunları türlerimizdendir. Ha, şimdi bu ne? Bak, ne yapıyorsun? Aslında bunun görselini bir arka tarafta göstereceğim. Şöyle yandan da göstereyim. Bak, gördün mü görseli? Ne yapmışız? Toplu halde el ele tutuşmuşuz, kol kola girmişiz, omuz omuza herkes girmiş, gelinler, kaynanalar, görümceler hepsi bir araya gelmiş. Oradan bir müzik. Müzik çalardan hemen başlamış. Ne demiş ki? Malatya, Malatya bulunmaz eşi demiş. Orada ne yapmışlar? Hep birden halay tutuşmaya başlamışlar. Yani doğuracağımız ne olacaktır? Halay olacaktır. Aferin size bilenlere. Neçet Ertaş'ın Neredesin Sen adlı eseri Türk halk müziğinin eseridir. Türk halk müziği. Battı dillim, gülen yüzlüm, ah ceylan gözlüm dediği Neredesin Sen eseri Türk halk müziğinin önemli eserlerindendir. Peki şöyle bir soru sorayım mı size? Hadi sorayım. Neşet Ertaş'ın bir lakabı vardır, bir ünvanı vardır. Bu ünvanı nedir? Hadi sorun, etrafınızdan ya da internetten öğrenin. Bunu yorum kısmına yazın. Gerçekten bilinmesi gereken halkın adamı, kral, gariban, böyle mükemmel bir insan Neşet Ertaş'ın ünvanı nedir? Bunu da yorum kısmına yazın. Yarım vuruş ölçüyle belirtilmektedir demiş. Bu yarım vuruş ölçüyle belirtilen yapı nedir arkadaşlar? Şöyle kuyruklu nota dediğimiz 8'li notadır. Çok da çizemesem de çizimim kötü, biliyorum. Şöyle düz ama kuyruğu var. Ah, nasıl çizeceğim? Şimdi şöyle bir düz, şöyle bir nota, bir de bunun kuyruğunun olduğunu düşün. Buna biz 8'lik nota deriz ya da diğer adıyla yarım vuruş ölçü olarak ifade ederiz. 8'lik nota deriz. Şimdi geldik ikinci kısma. İkinci kısımdaki sorularımıza baktığımızda bize ne demiş burada? Şu perde sizi rahatsız etti değil mi? Güneş ışınları. Şimdi çok da bir fark olmadı. Dur, alttaki şeyi çekeyim. Perdeyi çekeyim. Hah, şimdi daha güzel oldu. Şimdi geldik ikinci soruya. İkinci soruda bize demiş ki burada bazı müzik aletleri var, resimleri var ve bu müzik aletlerle resimleri demiş eşleştiriniz demiş. Bakalım eşleştirelim, neler var neler yok. Şimdi ilk görselimiz nedir? Piyanodur, değil mi?
Piyano. İkinci görselimiz nedir? Bakın bunun bir de şurada yan tarafında şöyle çok da çizemesem de bir ney olacaktır? Elde tuttukları kısım olacaktır. Bu da kemandır. Üçüncü görsel, evet sizden geliyor, gitardır, çok güzel. Dördüncü görsel, hocam saz diyeniniz de var, hocam bağlama diyeniniz de var. Bunun sap uzunluğuna göre değişir isim arkadaşlar. İkisi de vardır, saz ve bağlama olarak kabul edebiliriz. Beşinci görselimiz şu resim nedir? Flüttür. Son olarak da buradaki Ramazan ayında çokça dinlediğimiz yakın zamanda geçen davul olacaktır. Şimdi doğru yanlış sorularımız var. Bu doğru yanlış sorularımıza bakalım. 10 tane sorumuz var. Bunlar ne demiş bize? Müzikte 8 tane nota vardır demiş. Doğru mudur, yanlış mıdır? Doğrudur mu, yanlış mıdır? Doğru mudur, yanlış mıdır? Yanlıştır. Niye? Şimdi hocam müzikte 8 nota yok. 8 nota yok. 8 ses var. 7 ana nota var arkadaşlar. Unutmayın. 7 ana nota var, 8 ses var. Yani 8. nota aslında ince do, kalın do dediğimiz yapıdır. Yani ne var? Bak sayıyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si var. Yani 7 tane ana notamız vardır. Müzik türlerini tanımak için araştırma yapmaya gerek yoktur demiş, yanlıştır. Müzik ayrı bir sanattır. Bir daldan bir daladır. Onun için özel olarak araştırılması gerekir. Müzik kültürümüzü geliştirmek için müzik belgeselleri izleyebilirsiniz. Mesela Neşet Ertaş'ın bir belgeselini açın izleyin. Ha, Müslüm Gürses'in mesela, bak o da kral adamdır ha. Onun da mesela bir belgeselini izleyin. Farklı müzik etkinliklerinin sergilendiği konserlere gitmek müzik kültürümüzü geliştirir mi? Evet, geliştirir, doğrudur. Atatürk müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi ve dans etmeyi severdi, doğrudur. Diğer bir adı Sarı Zeybek. Çok güzel Zeybek oyunu oynardı. Çok güzel vals de yapardı, dans da ederdi. Zeybek de oynardı. Çok da güzel şarkı dinlerdi. Hatta en sevdiği şarkılardan biri Selanik türküsüdür. Çalın davulları dediği o güzel Selanik türküsüdür dinlediğim. 19 Mayıs'ı Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlarız. Bu da doğrudur. Günümüzde müzik dinlemek için kaset ve kaset çalara ihtiyacım var. Kaset dönemine hiçbiriniz yetişmediniz. Ben yetiştim. Bak şöyle bir plaka. Hiç bilenleriniz varsa şurada bir film yapısı dediğimiz yapı vardır. Burada kasetin sarılı olduğu yer vardır. Bunun bir de kaset çaları vardır. Eski un kapanı kasetçileri mevzusu ta eskilerden. Artık günümüzde bu yok. Yani yanlış. Artık günümüzde ne var? Açıyorsun Spotify'ı, açıyorsun YouTube'u. Ne yapıyorsun? Her yerde bu müziklere ulaşabiliyorsun. Potrede dizekte ikinci çizgiye yazılan notaya sol notası denir. Hatta bak 1, 2, 3, 4 dene çizgiyi çizdin, yok 5, bir tane daha olacak. 5 tane çizgiyi çizdin, tamam. Ne yaptı? 4 aralık 5 çizgi. Biz buna ne diyoruz? Potre diyoruz, değil mi? Bu potrede ikinci kısma, yani şuraya denk gelen notanın adı sol notasıdır. Yani doğru bir bilgidir. Hatta bak dikkat edersin, buradan başlayarak bir sol anahtarı çizersin ama ben çok o sol anahtarını çizemiyorum. Gene çizemedim, neyse çok karıştırmayayım. Sol anahtarı ne yaparsın? Yaparsın. Müzikte sessiz süreleri gösteren işaretlere sus işareti denir. Doğrudur. İstiklal Marşımız 10 kıtadan oluşur. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan, Osman Zeki Güngör tarafından bestelenen İstiklal Marşımız 10 kıtadır. Bakın bunlar da birer sorudur. Ha. Arada dinlediğiniz kelimelerde mesela yazarı kimdir İstiklal Marşımızın? Mehmet Akif Ersoy. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ha, bestecisi kim? Güftecisi kim? Osman Zeki Güngör diyebilirsiniz. Müzik, ha, az önce çizemediğim vardı ya, az önce çizemediğim olan buydu, sol anahtarı. Bunu bir tane daha şurada bir deneyim bakayım. Bir deneyim şöyle. Hop. Aha da vallahi çizdim, biliyordum. Bu sefer başardım herhalde. Kalemim ince, ondan böyle çıktı. Yoksa daha güzel çıkardı. Hiç oradan demeyin hocam kötü diye. Müzikte sesleri göstermeye yarayan işaretlere ne denir? Şimdi müzikte neler vardı? Sesler vardı. Bu sesleri biz nereye yazıyorduk? Dizek üzerine yazıyorduk. Değil mi şuradaki yapılara? Mesela do yazıyorduk, sol yazıyorduk. Fa yazıyorduk. Onun gibi notaları yazıyorduk, değil mi? Yani aslında müzikte her bir sesi gösteren yapıya biz nota deriz. Yandaki işaretin anahtarı adı ne dedik? Zaten sol anahtarı söyledik. Niye sol? Zaten sollü olduğu için sollü.
Toplu halde el ele tutuşarak, kol kola girerek veya omuz omuza oynayan geleneksel halk oyunumuz, gelinlerin görümcelerin, kayınların kaynataların ne yaptığı bir araya geldi. Daha sonra da müzisyenin maestro diyerek Malatya Malatya bulunmaz eşi te diye başladığı olaya biz ne diyorduk? Halay diyorduk. Bale öyle mi? Yok. Balede ne yapıyorsun? Ayakların üzerinde kalkıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir dönüyorsun, iki dönüyorsun, dolanıyorsun. Basketbol neydi? Basketbol zaten top oynadığımız. Dans neydi? Dansında türleri var. Şimdi tango şey var, vals neydi? Vals var, Atatürk'ün yaptığı tango var mesela. Bunun gibi oyunlar var. Milletlerin bağımsızlığını ifade eden müzik eserlerine ne ad verilir? Şimdi bizim bağımsızlığımız ne diyor? Bak ne diyor? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye bizi ne yapıyor? Bir gaza getiriyor değil mi? Bizim milli duygumuzu ne yapıyor? Gaza getiriyor. Bunun adı ne? İstiklal marşımız. Yani bizim milli marşımız. Şimdi burada müzikte müzik kulübüne katılan Ege telli çalgılar öğrenmek istiyormuş. Ege aşağıdakilerin hangi müzik aletini seçmeliymiş? Bakalım. Şimdi burada bir melafon dediğimiz bir yapı var. Böyle ding 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 diye vurduğumuz, vurarak bir çalgı var. Sonra buradan melodika dediğimiz böyle üfleyerek notalara basarak çaldığımız üflemeyle olan var. Burada bateriler var. Burada tak 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 vurup çaldığımız var. Ama telli çalgı dediği için bize ne lazım? Gitar lazım. Aşağıdakilerden hangisi nota değildir? Bakalım. Do var. Re. Re yok. Nerede re? Do, re. Mi var. Evet. Fa, sol. Sol de var. Evet. Ama fe diye bir notamız yok. Bak sayıyorum tekrardan. Do, re, mi, fa, sol, la, si diyorum. Ne yapayım? Fe yok. Hatta şey vardı ya. Bak şimdi şu notaları yazayım. Do, re, mi, fa, sol, la, si var ya arkadaşlar. Burada Mahmut Tunçer buna lo diyor. Lo diye öyle bir nota da yok yani. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir? Şu ışık çok mu hareket ediyor? Elim girdikçe çok ışık oluyor. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir? Gök gürültüsü, dalga sesi, yağmur sesi, ambulans siren sesi. Perdeyi tekrardan açayım. Şimdi burada bakarsanız gök gürültüsü doğadan kaynaklanan bir sestir, vardır. Dalga sesi var mıdır? Vardır. Yağmur sesi var mıdır? Vardır. Ama ambulans siren sesi doğal değildir. Aksine yapay bir sestir. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Bu sınavdan beklediğimiz not umarım bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.